آمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ما توفيق وعصام إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا محمد صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأنبال قد اقترفت وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا أهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ve defa'tu ankum usu'a bila havle ve la kuvvete illa billahi l-aliyyil azim. Bu mübarek Mevlid ayında, Mevlid haftasında bugünkü ders Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti, sevgisi, onun muhabbetinin sevabı, sahabenin ona olan sevgisi, bu husustaki yine şifa şeriften fakat e, sıralı dersimiz belki bugün kalır. Yine şifa şeriften bu konuya geçelim. Mevlid ayı münasebetiyle. Çünkü bizim o derslere gelmemiz daha birkaç sene alır. Kitabın yarısında. Şimdi bütün dersler Allah ve Resulü'nden bahsediyor. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Burada kimse nefsinden, şahsından bahsetmiyor. Buraya da kimse efendim Birini görme, birine bir şey deme, yeme içme gelmiyor. Buraya Allah için geliyorsunuz. Bu mevlit hakkında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu hakkında, teşrif hak, teşrifi hakkında, bu teşrif mübarek ay ve mübarek gece, bu mübarek hafta çok büyük faziletlere ve meziyetlere sahiptir. Bunda biraz bu sevginin coşmaşı taşması lazım. Biraz da etrafa da bunu yaymak lazım. Çünkü çok donuk geçiyor, sönük geçiyor. Yani şu milletin seyrettikleri diziler, filmler, maçlar, oyunlar, efendim bilmem yemek yarışmaları, bilmem çocuk yarışmaları, bilmem şu yetenekler, bu yetenekler yarışmaları, bilmem neler. Bütün millet böyle toplaşmışlar efendim. Nelerle uğraşıyorlar yani. İnsan şaşırıyor kalıyor. Biz nasıl bu millete bu Resulullah'ın sevgisini sallallahu aleyhi ve sellem aşlayamadık. Ondan bahsedilse bir mecliste onu kimse dinlemiyor. Eğlencelerden bahsedilen meclislere herkes iştirak ediyor. Bu bizim zaafımız, bu bizim ayıbımız, bu bizim kusurumuz. İnşallah bunu telafi edeceğiz beraber telafi edeceğiz. Çoluk çocuğa bu sevginin işletilmesi lazım. Dağlardan aşıyorlar, karlardan geçiyorlar, çığ düşecek, tehlike olacak bilmem ne bak şimdi. Çoluk, çocuk, konvoy olmuşlar. Niye? Diploma alacaklar. Yani bir insan bir namazın cemaatine gitmek için İlim meclisine gitmek için, sohbete gitmek için, şurada bir alim var, veli var deseler bir adım atar mı yani? Gece gündüz, sabah akşam bir gidiş bir dönüş, bir gidiş bir dönüş, her taraf karbuz içinde. E tamam diplomaya iman ediyorsun da, efendim buradaki diplomayla bir iki, yok ehliyet alacaksın, yok iş alacaksın, yok işte efendim. neyse herkes kendine göre bir derdi var. Allah Resulü'nün sevgisi için yani bir adım attırabilir misin şu insanları ya? Siz müstesnasınız. Siz azınlıksınız. Allah azınızı çoğaltsın inşallah. Allah azları seviyor. Azları met ediyor. Onların şükrünü beğeniyor. Çoğunluk zaten dünya kuruldu kurulalı. Hidayette birleşmedi yani. Bundan sonra da kıyamete kadar ancak Hazreti Mehdi zamanında falan olur. O da kısa bir zaman düşündür. Geri kalan ekseriyette insanların çoğunun inanmayacağı. Ve <laughs> ve Habibim sen ne kadar düşkün olsan da, istekli olsan da, uykularını kaçırsan da, keyfini kaçırsan da bu insanların çoğu mümin olmayacak. Allah Teala böyle haber verir. Ama biz yine gayretimizi yapacağız. Ama bu azınlıktan olduğumuz için Rabbimize çok şükrediyoruz. ediyoruz. İtikadımız ehli sünnet üzere olduğu için, Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevmeye çalıştığımız için, çalışmamız gerektiğini, sevmemiz gerektiğini bildiğimiz için, bunu da bilen yok. Niye ben diyor peygamber her şeyden çok seveceğim? O benim neyim oluyor diyor yani. E öyle yani. Bu millet böyle. Eğitilmemiş, öğretilmemiş. Bunlara ne öğretiyorlar? Bu çocuklar büyüyorlar, yetişiyorlar, 15-20 yaşına geliyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne öğretiyorlar bunlara? Ne öğretiyorlar yani? Onun için bu sohbetlere çok iş düşüyor. Bunların dinlenmesi lazım. İnternetten tabii çok dinleyenler oluyor. Elhamdülillah. Onların da faydası çok oluyor. Mevlid gecesi 200 bin kişiyi geçti yani. 200 bin kişiyi geçti. Hiçbir server merbur bir şeyler yetişmiyor. Adamlar onu takıyorlar onu takıyorlar ilave. Maşallah dünya her taraftan teveccüh var bu sohbetlere yani. E, hak'tan bahsediliyor. Hak'tan bahsediliyor. Burada hilaf hakikat bir şey yok. Burada yalan yanlış bir şey yok. Burada ayet hadis dışında bir şey yok. Burada şahsi, nefsi, indi bir görüş yok burada. Bu meclisler Allah Resulü'nün meclisleridir. Buna devam edeceksiniz. Devam ederseniz kazansınız. Önümüz ahiret. Hep buluşacağız. Dünya bitti, geçti, gitti. Bu kadar yemek yedik, hiçbirinin tadı ağzımızda yok. Bu kadar meşrubat içtik, hiçbirinin tadı ağzımızda yok. Bu kadar keyif, zevk gördük, hiçbirinin tadı şimdi yok. Tamağımızda. Hepsi geçti. Şu anı biliyoruz. Onun için hepsi de böyle geçecek. Birden de insanlar ölecek. Benden genç adamlar, benden sağlıklı adamlar, patikürt gidiyorlar. Her gün bu kadar cenaze haberi geliyor. Onun için biz kendimizi yok bilelim. Ölmüş bilelim. Şimdi mezardayız bilelim. Buraya izinli geldik. Kabirden izin aldık. Mevlam şahit etti. Mevlana Halid Zülcenahin Hazretlerimiz öyle tarif ediyor. Risale-i Halidiyede. Biz kabirden izin aldık. Hiç eve çoluğa çocuğa uğramadan, dükkana işe göçe bakmadan, kimse hiçbir yemek, içmek bize zevk tatmadan geldik. Biz zikir meclisinde burada bulunup mezara döneceğiz yani. Böyle izinli geldiğimizi düşünelim. Onun için fırsatı değerlendirelim. Devamlı salavat-ı şerifeyle meşgul olalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahibi Dilimiz ıslak olsun yani. Dilimiz ıslak olsun. Allah'ın zikriyle ıslak olsun. Allah'ın zikrinden sonra Resulüne salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten salavat da zikirdir. Zaten salavat da nedir? O da zikir. Zikirden ayrı bir şey değil. Eftalül amal. Amellerin en üstünü nedir? <laughs> en temu tevli zâluke. min zikrillah. Ölürken dilin Allah'ın zikriyle yaş olsun. Yani hiç durmasın bu. Allah'ım Celle Celaluhu bizi felce olmaktan muhafaza etsin. Amin. Dilimiz tutulmaktan muhafaza etsin. Amin. Ama kötü konuşacaksak, küfür sözü konuşacaksak, Allah fırsat vermesin. Amin. Ama zikredeceksek Rabbim devamlı dilimizi yaş etsin, ıslak etsin. Amin. Bir illetsiz, hastalıksız ölünceye kadar hep zikirle döndürsün. Amin. Amin. Şimdi efendi kardeşler, hanım kardeşlerimiz, Evet, şifa Şerif'ten yine okuyacağım dersler de Arapçalarına ayet hadisleri okurum. İbareyi burada ileriki dersler sırayla gelecekler. Allah'ın Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem sevmek şart mıdır? Lazım mıdır? Farz mıdır? Delil. Delil lazım. Ayet-i kerimeden delil lazım. Hadis-i şeriften delil lazım. Ayetten delil. Tevbe suresi 24. Ne buyurdu Esra'da? Hem ne büyük bir ayet. Kolünkâne abâkom ve ihwanukum ve ve aşiretükum. Habibim şöyle onlara: Eğer sizin babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, karı kocalık açısından iki tarafta birbirin eşi oluyor. Akrabanız ve aşiretükum. Aşiret Türkçeleşmiş. Doğu'da çok aşiretler var. Böyle kavm kabile akraba birbirin çok tutar onlar. Ve envâl ünük taraf İyi bir şeydir. Yani aşiret iyi bir şeydir. Çünkü ne bakımda iyi bir şeydir? Hastasına bakarlar, efendim mazlumunu zalimden kurtarırlar falan. Birbirine bağımlılık iyi bir şeydir. Fakat doğuda kaldı bizim şeylerde yok yani. Karadeniz'de, Anadolu'da kalmadı. Ama insanlar birbirine yardım manasında aşiretler faydalı şeyler. Aramak, sormak, birbirinden irtibatlı olmak. Şimdi kimsenin kimseden haberi yok yani. Komşusunda haberi yok, apartmandaki motoru haberi yok. Aşiret bağlılığı artık İslam'dan gelir aslında. Örf iyi bir şey ama şimdi bu şehirli hayatında pek yaşatılamıyor. <laughs> Senin baban diyor, oğlun, eşin, dostun, kardeşin, hanımın, kocan, akraban, ben val kazandığın mallar. O kazandığı mallar insanın çok acayip bir şey ya. Depoları doldurmuş adam mal. Kocaman binalar, depolar. Malları yığılmış. Ondan sonra bir yanarken adama haber geliyor. Tabi adam tabi sigorta yapıyorlar. Kat kat para alıyorlar. O başka. Onu bilmiyorum ben o işi de. Ee, normal malı gözünün önünde yanan adam nasıl oluyor? Yani ölecek duruma geliyor ya. Nasıl ağlıyor? Nasıl dövünüyor? Çünkü neden? Mal çok sevgili bir şey yani. Ve ticaretun teksevne kesade kesadından korktuğunuz ticaretiniz yani alışverişleriniz var. Ee, istemiyorsunuz hiç bozulsun o işleriniz. Çünkü onlar sizin geçim kaynağınız. Çoluk çocuğa ekmek götüreceksiniz. Ve mesakin terdavna sevdiğiniz, beğendiğiniz evleriniz insanın işte kiminin yazlığı var, kuşluğu var. Kiminin bir kafası sokacak kadar kulübesi var. Olsun herkesin barınağı kendine Değerli. Herkesin barınağı kendine değerli. Bazı adam olur kocaman binayı kafasına takmaz. Bazı adam olur küçücük kulübeyi bütün kalbine doldurur. Yani mesele kalbi meşgul edendir. Eğer bunlar ve Size Allah'tan ve peygamberinden daha sevgili geliyorsa ne çıktı? Ne çıktı? Allah ve Resulü'nün sevgisi ne olmalıymış? Cık, ha şimdi size bunlar diyor. Allah ve Resulü'nden daha sevgili geliyorsa. Burada, acayip bir şey. e burada ne var? Burada baba var. Oğul var. Eş var. Kardeş var. Bütün akraba var. Evler var, mallar var, ticaretle hepsi burada. Eğer bunlar bunlarsa Allah'tan ve Resulü'nden daha sevgili geliyorsa demek ki Allah ve Resulü'nün sevgisi bütün bunlardan ağır basmalıdır. Ve cihadın fi bir de Allah yolunda cihattan size daha sevgili geliyoruz. Allah yolunda cihat nedir? İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. Şimdi adamlar çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tazimini, hürmetini ihlal edecek kitaplar yazıyorlar. Laflar konuşuyorlar. Senin anan hakkında konuşsalar tepki verirsin. Baban hakkında konuşsalar tepki verirsin. Efendim akraba laf atsalar tepki verilsin. Malına dokunsalar, ticaretine dokunsalar, e, evine efendim e, bir taarruzda bulunsalar. Tarlanırsın, sıkıntı basar seni. Ama Mustafa İslamoğlu çıksa üç Muhammed diye kitap yazar. Onun için de peygamberimize bütün tazimsizlikleri, saygısızlıkları, edepsizlikleri yapar. Efendimizin cinsel gücüne kadar leke atar öyle kuvvetli güçlü değilmiş diye onu bile inkar eder. Bütün şecaatini, cesaretini, kuvvetini ne kadar fazileti varsa yok ya o da bizim gibi, biz de onun gibi hiç fark etmez efendim der. Şimdi de makam Mahmud'u da inkar ediyormuş. Meğer onda Ali Eren Hoca yazmış. Arifan dergisinde bu ayda okuyun. Makam Mahmud efendim şefaat makamı. Onu da uydurmuşlar diyor işte. Şefaat makamı diye diyor falan hiç. Böyle bir delil yok falan. Halbuki. Ezan duası var. Ezan duası Bukhari. Ve ba'fi makamen mahmuden. Dedi ve ona söz verdim makam Mahmud'a onu yükselt diyor. E, Efendimiz ne buyuruyor? Bu ezan duasını kim yaparsa halletle o şefaati yevmel kıyam. Kıyamet günü şefaatim helal olacak ona diyor. Bu da Bukhari'de. Çünkü sen şefaate inanmazsan sana şefaat olmaz. Şefaat istemeyene şefaat yok. Şefaati yevmel kıyameti hak. Femen lem yümin biha lem yekumüleyle. Kıyamet günü şefaatim haktır. İnanmayan onun ehlinden olmayacaktır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Ali Eren Hoca onu yazmış. Ben bırakıyorum oyuna unutmuyorum maşallah. Ben bazı başka bir şeyler yazıyorum. Bu ay ne yazdım? Mevlid bidat değildir. Bidatın manası nedir? Bazılarını yanlış anlatıyorlar. İmam Rabbani Mevlid'e karşıdır. Haşa! İmam Rabbani Hazretleri musiki namelerine karşıdır. Yoksa Mevlid Resulullah'ın doğumudur. Bunları anlattım. Bir de bir de bu yanlış inançlar var. Şimdi bir de bunları düzeltmeye uğraşıyorum. Tarikat ehli içerisinde de bu yanlış inançlar var. Yani adama diyor mevlüt okuma bidat bilmem ne yani böyle vahabi gibi hareketler. E bir de onlarla şimdi uğraşıyorum. Yani delik bir tane değil. Nereye tıkatacağız? Dolu her yeri delik açmışlar. Cahiller, banazlar, taassuplar kendisini tasavvuf eli zannediyor. İlmi yok. İlmi olmayınca bütün belanın başı bu. Ben de orada ne diyorum? Sen bidat diyorsun. Bidatın ne olduğunu biliyor musun? Mesela Arifandaki bu yazı mutlaka okuyun. Dünya kadar ilim var. O meseleyi bilmezseniz sizi biri bidat diye kandırır. Ondan sonra türbeye de bidat der. Kabir ziyaretine de bidat der. Ebu Ebe'len Saraya gitsen de bidat der. İşte hepsine vehabile bidat der. E böyle şey olur mu? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Mezun Hazretleri vefat etmişti. Muhacirlerden onu çok severdi. Gitti onu işte gömdü, defnetti. Ondan sonra başına bir tane taş koydu. Buyurdu ki kardeşimin mezarını dedi bununla tespit edeyim de gelip ziyaretine gelince bu taştan kabri tanıyayım. Anladın mı? E bu sünnet işte. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapıyor. E şimdi Ebu Ayyub el Ensari'nin mezarı ortada kalsa yarın bir gün çiğneyecekler, edecekler, geçecekler, gidecekler. İşte türbe yapılıyor. Kuppeli yapılıyor. İşte falan niye? Muhafaza olsun. E sahabenin üzerine basılmasın. Alimlerin, velilerin mezarına hakaret olunmasın. Değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye sahabesine taş koydu da burayı ben tespit edeyim dedi. Sahih hadis. Yani bunun aslı olduğu zaman bunun sonra gelişen şekli bir bidat olmaz. Çünkü aslı sünnette var. Bunları doğru anlamak için söylüyorum. Şimdi sizin kendinize, eşinize, dostunuza, malınıza, menfaatinize dokunan konularda aslan kesiliyorsunuz. Adam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakaret etse bana ne? E hoca efendi ne yapmamızı istiyorsun? Ne yapmamızı istiyorum? Biz bu kadar reddiye yazıyoruz. Bunları internete de koyuyoruz, dergiye de yazıyoruz. Bunları yaymanızı istiyoruz. Bu nedir? Allah Resulü'nün ırzını, haysiyetini, şerefini muhafaza uğrunda cihattır. Ne demek cihat? son derece gayret demek. Cihad kelimesi cehden gelir. Cehet gücünün sonunu kullanmak demek. Yani Allah yolunda bugünün cihadı nedir? Millete tebliğ etmek. İslam'ı anlatmak. Eftalül <laughs> cihat. Cihadın en üstünü el emru bil maruf ve ne yani? İyiliği emretmek. Kötülükten ne etmek? Ya kardeşim bak bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ediyor. O halde ne yapmak lazım? Efendim bunun görüşlerine uymamak. Bunun kitaplarını okumamak. Bunları dinlememek. Bunu bile anlatsan insanlara ne olur? Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem müdafasına sayılır. Eğer diyor siz bu sayılan menfaatlerinizi Allah'tan Resulünden ve onun yolunda hizmetten daha sevgili görüyorsanız Feterabbasu hatta eti Allah'ın emri bekleyin Allah'ın belası geliyor diyor. Ayet bu. Bekleyin Allah diyor azabını size getirecek diyor. Getiriyor. Dünyanın her tarafına Allah azabını getiriyor. Allah'ın azabı saatli bomba gibi kurulmuş, bekliyor. İşte dünya beşik gibi sallanıyor. Allah Teala gece gündüz denizden, karadan, dipten, üstten, her yerden belayı getiriyor. Getiriyor mu? Biz belamızı istemeyelim. Biz belamızı istemeyelim. Bu yola, bu hizmete, bu ehli sünnet müdafasını her şeyden ileri tutalım. Bırakın Madde, menfaat, ev, barço, onlar sonraki iş. Önceki iş Allah'ımızın dini, Peygamberimizin sünneti sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an sünnet ve bu yolun muhafazası. Burada gayret lazım. Sadece kendin gelmekle de olmaz. O kadar insan var. Getir. Gelmiyor. Efendim internetten bir adres ver. Bir mesaj çek. Bir hatırlat. Bir kere dinler hidayet bulur. Yoksa Allah'ın belası gelir. Ben size söyleyeyim. Hacısı hocası bozulmuş. Hocayım diye, doçentim diye, profesörüm diye ilahiyatçım diye çıkıyor, hadisleri inkar, sünnetleri inkar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini inkar. E bunlar biz seyirci kalamayız. Cevap vereceğiz. Efendi Hazretleri, Kardeşi sallallahu aleyhi ve sellem dedim, Efendi Hazretleri, arkadaşlar bir televizyon kurmak istiyorlar, sırf ehli sünnet üzere sohbet olsun, izin verir misiniz? Yatıyordu. Dedi ki, bizi mecbur bıraktılar, çare yok, cevap vereceğiz. Anladın mı bu sözü şimdi? Bizi mecbur bıraktılar. Çare yok. Cevap vereceğiz. Çünkü zaten kötü kanallara Müslümanlar bakmıyor. Fakat iyi kanal diye, İslami kanal diye çıkıyor. O kanalda sahabeye sövüyor ya. Cık, mesele burada şimdi. Mesele burada. Bugün bütün bakıyoruz Anadolu her tarafa gidiyorsun. Hilal televizyonu, Hilal televizyonu Müslümanmış. Efendim burada şey çıkmıyor. Çıplak kadın çıkmıyor. Bir şey çıkmıyor. Hilal televizyonu. Tamam ama adam çıktı orada ne dedi? Hazreti Muaviye diyor ezandan rahatsız oluyor. Ezandan kulağını tıkıyor. Nasıl susturacağım bu ezanı diyor. Hazreti Muaviye'ye ezan düşmanı kafir dedi adam. Ben duydum ya. Adam Hazreti Muaviye gibi sahabeye diyor ki ezanı susturmak istiyordu diyor. E sahabeye bu kadar sövülür mü Müslüman kanalında? Nasıl olacak bu iş? Ne yapacaksınız? Ne düşünüyorsunuz? Hoca Efendi sen do doğru mu duydun acaba? Değil mi? Bir de beni suçluyorsunuz. Yeni Şafak gazetesi bana yaptığı gibi. Diyorum bu Hayrettin Karaman böyle şeyler yazıyor, konuşuyor bu. Ne olacak? Ya diyor sen doğru mu anladın acaba diyor bana. Ya dedim ben zaten bir kafam çalışıyor, her yerim sakat. Onu da yanlış anlarsam ne işim kaldı ben burada? Benim akılsız olduğumu, yanlış anladığımı söyleyecek adam yok pek Türkiye'de. Ben doğru anlıyorum. E ben sana böyle diyorum. Adam diyor sen doğru mu anladın? Ya adam diyor ki ezan okunurken diyor şimdi Halid'in Karaman'ı demiyorum şimdi. Bu başka. Onun adını da unuttum. Caferilerin başkanı Türkiye'de. Selahattin bir şey. Soyadını bilmiyorum. Diyor ki böyle diyor kulağını tıkıyordu diyor. Nasıl susturacağım bu ezanı diye düşünüyordu diyor. Ya Hazreti Muaviye hadislerde met edilmiş bir sahabi. Vahiy katibidir ya. Hazreti Ali ile aralarında bazı şeyler olmuştur ama o içtihat meseleleridir. Senin benim ağzımın kaşığı değil. Şimdi burada okudum. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashabi ashabi la tettehidûm garadan ba'di. Bukhari hadisi. Sahabemi benden sonra hedef yapmayın. Fe men abbum fe abbum. Onları seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. Ve men ebgadam fe bi'ubbi Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Bak Hz. Muaviye kızıyor. Niye? Resulullah diyor ki bana kızdığı için onlara kızmış olur. Nereye götürüyor şey? Ondan sonra yine hadis-i gördüm. Men hafıza men hafızani fi ashabi ve radi aleyyel havz. Ashabımı şerefini muhafaza eden, benden sonra sahabemin aleyhine konuşmayan, konuşturmayanlar havzu kevserden gelecek elimden içecek diyor. Bize nasip olacak inşallah. Ve men lem fi ashabi. Sahabemin hakkında benim korumayan benim ardımdan sahabeme konuşan konuşturan Konuşan konuşturan Lem yerid alel havz. Havzın başında gelip elimden su içemez. Kani kad yaran imin baid bana uzaktan bakar diyor. Melekler onu kovar diyor. Biz kovulmayalım diye uğraşıyoruz kardeş. Ne yapacağız? Bugünün cihadı ne? Bugünün faaliyeti ne? Bugünün gayreti ne? Bugün hizmet milletin itikadını bozuyorlar. Birinin itikadını düzeltsek bu bize yeter. Biz başka bir şey derdimiz yok ya. Biz eli sünnet inancı muhafaza olsun. Bak şu alimlerimizin kitapları önümüzde. Hepsi bunları beyan ediyor. La yumine hadikum. Şimdi ayetteki delil. Hadisteki delil. Sizin biriniz iman etmiş olamaz. Hatta kune ehebbeli min veledihi. Ben ona çocuğundan daha sevgili gelmedikçe. Ve validi babasından anasından daha sevgili gelmedikçe. Ve nâ Bütün insanlardan daha sevgili gelmedikçe. Başka hadis. La yumine Sizin biriniz asla inanmış olamaz. Hatta gün ahabbe ile ben ona daha sevgili gelinceye kadar min nefsihi öz canından. İnsan evvela canına bakar arkadaş. Bir yangın çıktı, bir kargaşa çıktı, bir zelzele, bir sallanma insan evvela canını düşünür. İnsanın en sevgili varlığı öz canıdır yani. Ama diyor ben ona canından daha sevgili gelmedikçe o iman etmiş olamaz. Ey gidi Müslümanlar kendinize yapılana ne tepki veriyorsunuz? Resulullah hakkında konuşulana kılınız kıpırdamıyor. Ondan sonra biz bağırıyoruz, çağırıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Onu da okuyan yok, onu da anlatan yok. Ya bir hazırlanmış bir şey bari bunu yay. Onu da yapan yok. Bu nasıl peygamber çevkisidir? Bu ders niye başladı? Şifa Şerif niye başladı? Çünkü Üç Muhammed kitabı Mustafa İslamoğlu niye yazdı? Şifa Şerif gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i metheden kitapların aleyhine yazdı. Diyor ki İmam Suyuti'nin hasa Kazı Yazın Şifa Şerifleri Ondan sonra diğer İbn-i Seb'in vesair alimlerin Efendimiz sallallahu aleyhi ve hakkındaki ayetleri, hadisleri, faziletleri topladığı kitaplar diyor, çok abartmış diyor. Yüceltmeci mantık diyor. Onun için diyor, ben diyor, bunlara cevap yazıyorum, bunları reddetmek için yazıyorum diyor bu kitabı. Biz de şifa Şerif dersine başladık ki bu meselelere cevap veriyor Kazı Yaz Hazretleri, bu büyük alimler bunlar. 5 700, 800 sene evvelki alimler, daha da evvelki alimler. E sahabeden geliyor bu iş. Radvanullahi Teala. Aleyhi mecma'in. Şimdi Kainatın efendisi bizi görüyor. Onlar ne kadar inanmasa da biz inanıyoruz. Bizi görüyor, bizi gözetiyor. Her halimizde Allah Resulü'nün yönetimi ve sahipliği altındayız. Ve onun mülkünün dahilindeyiz. Onun malıyız. Onun malıyız. Onun kölesiyiz. Kabul buyursun. Onun kölesiyiz. Ha Allah'tan sonra Celle, celle Ona borçluyuz. Bak Seyli Tüsteri Hazretleri Evliya Allah'ın çok büyük reislerindendir. O zatın sözü ne diyor? Men lem yara vilâten rasûl ahval ve yara nefsev fi milki alislam la edhûk halâvete sünneti. Bir insan diyor. Yerken, içerken, otururken, gezerken, alırken, satarken, evlenirken, doğarken, doğurken, doğururken, her an ve zamanda ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yönetimi altındayım. Onun idaresi altındayım. Onun sahipliğindeyim. Onun gözetimindeyim. Nasıl çocuk ana babasının sahipliği altında? Biz de onun sahipliği altındayız. Her an rüyalarımızda bile. Onun mülkündeyiz. Bunu görmeyen diyor, buna böyle inanmayan, bunu böyle bilmeyen onun sünnetinin tadını tadamaz diyor. Niye tadamaz? Çünkü o ne buyurdu diyor? Canından ileri geçirmedikçe sevgisini benim sevgimi canından ileri geçirmeyenin imanı tamam değil. Canından ileri nasıl olacak? Onu sevmek. Evet. Sevabı ne? Müjdesi ne? Sevabı ne arıyorsun? El mer'u men ehabbe. Kişi kiminle beraber olacak? Sevdiğiyle. Ne arıyorsun daha? Cennette komşuluk nasip olacak. İnşallah. Ne istiyorsun daha? Kime dedi bunu? Sahabeden geldi adam ne zaman kıyamet kopacak? Resulullah ne buyurdu ona sallallahu aleyhi ve sellem? Sen de hazır gibi soruyorsun. Ne hazırladın? Adam da efendim bir adam yani borum belki şehirlerde ismi geçiyor, belki de geçmiyor. Çünkü Arabilerden biri olabilir. Onlar tanınmıyor Medine'de. Geliyor, gidiyor bir daha da gelmiyor. Göçebeler var. Onlar hep sahabe. Rızvanullah aleyhi mecmain. Ma adettu la salat ve savm Akıllı uyanık adam. Ne çok namaz hazırladım, ne çok oruç, ne çok sadaka. Yani ne demek? Farzları yapıyorum. Bazı borçları yapıyorum ama böyle nafileden fazladan çok amelim yok. Ama velakinni hubbullah ve rasuluhu. Ben Allah'ı ve Resulü seviyorum diyor. Ama kimin yüzüne söylüyor bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne söylüyor. Bu adam yalan konuşan biri olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona en temamen ahbefte sen sevdiğinle berabersin buyurmaz. Demek doğru söylüyor. Sen sevdiğinle berabersin. Bu öyle bir acayip bir şeydir ki. Bu sevgi öyle bir acayip bir şey. Adamın kusuru olabilir, günahı olabilir, hatası olabilir ama o sevgi var ya o sevgi adam mutlaka eninde sonunda ne yapar? Kurtarır değil mi? Sahabeden birisi içki içmiş. Yani oldu. Efendi Hazretleri'nin sohbetlerinde anlatırdı. Ne diye? Sahabe-i kiramdan eli kesilen var. Rejim edilen var. Ne demek? Kul günahsız olmaz. Ancak peygamberler günahsız olur. Sahabede dedi. ama onların Efendimiz'i gördüğü için olan üstün makamları bizim sabaha kadar ibadet edenimizden üstün. Çünkü o Efendimiz'i görmekten kazanmış o. O ayrı bir makam. Sohbet makamı, rüyet makamı o şeref ayrı bir kenara konuyor. O onu öbür ameli ne yapmıyor? Bozmuyor. İşte Bedir'e katılanlara özel müjdeler verildi. Diğer yaptıkları onları ne yapmıyor? Sildirmiyor. Bunun gibi. E? İçki şaraptan dolayı ne var? İşte sopa var. Had cezası İslam'da o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında e, sopa atılırken o zata Fakat bir kere sopa yemiş. Sonra bir daha yakalanmış. Birkaç kere olmuş yani. Birkaç kere olunca sahabeden biri de dedi ki ma ma bu da amma cezalık oluyor ya. İki de bir hat cezasını hak ediyor yani. Bir, bir tevbe edemedi falan. Bir de böyle yani lanet etti yani. Allah lanet size ya falan dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca ne buyurdu? La tel'anu fe innehu Allah ve resuluh. Sakın lanet okuma çünkü ben biliyorum o Allah Resulü'nü seviyor dedi. Anladın mı? Hiçbir günahın olmaz görünüşte. İçkin, kumarın, faizin, hiçbir şeyin olmaz. Sabah kadar namaz kılarsın, akşama kadar oruç tutarsın. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini inkar edersin. Ama Resulullah'ın fazileti hadisleri inkar edersin. Ben hocayım, hacıyım geçinirsin. Ondan sonra abartıyorlar, kabartıyorlar, bu kadar üstünlüğü yok dersin. Hiçbir günahın yoktur ama sen laneti hak edersin. Sen laneti hak edersin. Öbürü orada içki içmiştir, kumar oynamıştır, zina etmiştir. Kul kusursuz olmaz. Ama ve lakin eğer Allah'a Resulüne sevgisi varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müdafaa ediyor. Ona beddua kuma. O Allah'a Resulünü seviyor diyor. Şarap içmiş zaten. Basın bedduayı demiyor. Zinaden kadın recmedilirken birisi yine lanet okuyunca ne buyuruyor? Lekat tevbet tevbeten kusibet ala ehlil medinetli Öyle bir tevbe nasip oldu ona ki diyor bütün dünyaya Medine'nin hepsine dağıtsak hepsine yeter onun tevbesi diyor. Öyle İslamiyet anlıyor musun? Adamın kusuru var, günahı var. İç mi, zina mı? Bitti, gitti, melun oldu. Böyle bir şey yok İslamiyet'te. Size yanlış anlatmışlar İslamiyet'i. Tamam günahın ağır faturası var, vebali var, cezası. Ama tevbe kapısı açık. Mesele ne? Allah Resulüne sevgisi olanın telafisi var. Allah Resulüne sevgisi olmayanın hiçbir ibadeti kabul değil, telafisi de yok. Esas mesele itikat. İtikad kafada, beyinde biter. İnanç, sevgi, sevgi beyinde biter. Tamam. Seven sevdiğine itaat eder. Çünkü sevgi sonunda insanı yola getirir. Kim de kim aşktan bir eser var durur, aşk, akıbet anı erdirir diyor Mevlid'de. Yani kimde Allah Resulü'nün bir aşkı, bir sevgisi varsa o böyle yalpa yaparsa sağa sola meyleder. Sonunda onu sevdiğini Allah kavuşturur diyor. Yani tövbe nasip eder. Anladın mı? Evet. Sevgi büyük iş. Onun için Hz. Enes ne diyor? O bedevi geldi de dedi ki kıyamet ne zaman? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor, Ne hazırladın? O dedi ki benim çok hazırlığım yok ama Allah Resulü seviyorum. Resulullah da buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem sen sevdiğinle berabersin. Hz. Enes diyor sahabe o gün o kadar zamandır bu kadar ayet geldi, bu kadar hadis geldi. O zatın sorusuna Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem verdiği cevaba sahabenin tümü duyup da sevindiği kadar diyor hayatımız boyunca hiçbir şeye sevinmedik. Çünkü neden? Amelimiz yetişmeyebilir Resulullah'ın kadar amelimiz yok. Hatta Hz. Enes derdi ki ben Ebu Bekir'i seviyorum radıyallahu anh Ebu Bekir kadar amelim yok derdi. Hz. Ömer'i seviyorum Ömer'e nasıl yetişilecek radıyallahu anh. Ama sen sevdiğinle berabersin gelince amel yetiştiremese de seni sevgi yetiştirecek seni. Anladın kardeş? Niye geldin buraya şimdi? Niye bu vakti burada harcıyorsun? Anladın? Sevgiden. Sevgi yoksa sen de odun ol. Ağaç ol. Hiçbir şey. Değil. Taş ol. Yine taş, ağaçta yeşillik biter. Ta taş ol. Taştan beter olursun. Sevgi yoksa sende. İlla muhabbet. Çok sevilecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Safvan bin Kudame radıyallahu anh anlatıyor. Efendimiz'e hicret ettim sallallahu aleyhi ve sellem. Geldim Medine'ye. Dedim ya Resulallah mübarek elini ver de biat edeceğim sana. Elini uzattı. Dedim ya Resulallah inni uhibbuke ben seni seviyorum dedim diyor. Ne güzel itiraflar yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. El mer'u habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Kaç defa bu manada Abdullah bin Mesud'dan var, Ebu Musa'dan var, Ebu Zer'den var. Rıdvanullahi <laughs> aleyhim ecma'in. Hasan'ın Hüseyin'in ellerinden tuttu. Torunları küçük idi. Ne buyurdu? Men <laughs> beni <laughs> kim beni severse ve habbe zeyni bu iki torunumu severse ve bahuma ve ummuma babaları Ali ile anaları Fatıma'yı severse Rıdvanullahi aleyhim ecma'in. Müjdeye bak. Sevap arıyorsun sevap. Sevginin parasını arıyorsun. Ben seviyorum ne alacağım diye soruyorsun değil mi? Kâne ma'ye fî dereceti yevmül kıyam. Kıyamet günü benimle beraber olacak. Cennette hangi derecedeysem o derecede olacak. Sevgiye bak. Hangi amele bu müjde var? Bu sevgiye var. Ama sevgi de samimiyet ister. Seven sevdiğini korur. Seven sevdiğini haline konuşturmaz. Seven sevdiğini unutmaz. Seven sevdiğini ziyaret eder. Seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğinin sevgisini her şeye tercih eder. Falan 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 falan. Bir kıza aşık olanın sevgisinden aşağı kalırsa bu peygamber sevgisi ne yaradı bu sevgi? Bu yalancıların sevgisi. Sahtekarların sevgisi. E bir kıza aşık oluyor. Ona yan baktırmıyor, laf konuşturmuyor. Başka birisinden onu kıskanıyor. Görmüyor musunuz her gün haberlerde, okullarda, liselerde? Birini bıçaklıyor, kendini bıçaklıyor, bilmem neyi bıçaklıyor. E ne oldu? Efendim kız yüzünden. Biz demiyor muyuz size bunları bir arada okutmayın? Oturtmayın bunları bir arada. Biz diyoruz size, devamlı olay çıkıyor. Yazık değil mi gencecik körpe canlara? Zavallı çocuklara yazık değil mi? Cık, bunlar ayrı. Amerika'da şurada burada bile hiç okullardan verim alamamışlar. Sonunda bir eyalet karar almış. Kız erkek ayrı okuyacak demiş. Şimdi diyorlar acayip verim aldık. E tabii. Allah'ın kavuru, manyak mı? Bir kafayı çalıştırdı, baktı ki bunlar verimsiz ya, o ona bakmaktan, o ona bakmaktan bir şey kimse ters anlamıyor. Amerika çökeceğiz diye ne yaptı? Kız erkeği ayırmaya başlıyor eyaletlerde, kararlar alınmaya başlar. Değil mi? Ya. E sen şimdi böyle bir aşk sevgi işte kız yüzünden, erkek yüzünden neyse hiçbir şeyinde olmuyor, yabancı falan ama seviyorum falan. O sevdiğinden de haberi yok da işte. O nasıl sevgiyse bir günde geçiyor. Öbür gün başkasıyla, öbür gün başkasıyla. Efendim senede 365 sevgilisi var adamın. E bu, bu, bu sahtekarlık tabii de. Mesele ne? Ama ne olursa olsun bazı hareketler, bazı tavırlar, bazı faaliyetler, bazı cömertlikler, bazı harcamalar falan görünüşte bir şeyler oluyor yani seviyorum numarasıyla da olsa. Ama adam peygamberi çok seviyorum diyor. Canımdan çok seviyorum diyor. Ondan sonra şuraya gel kıvırdanamam diyor. Ya. Allah yolunda şu hizmeti yap yok. Ya şunu dinle yok. Şunu dinlet yok. Şunu anlat yok. Hocam Beni karıştırma ben ondan bundan kötü olmayayım şimdi diyor. Ya, yapmamak lazım. Ben şimdi bu kadar adamdan kötü oldum. Beni bu kadar sevmeyen var. Ne olacak? Ya tabi e şimdi Hilal kanalı bana dedi ki Hoca efendi gel burada her hafta sohbet et. Seni bekliyoruz dediler mesela. Ben şimdi onlara, siz niye sahabenin hakkında böyle yapıyorsunuz, İslamoğlu efendim niye böyle yapıyor, yazıyor Rasulullah hakkında diye demesem, beni hep konuşturacaklar. Mesela, e, gel hoca konuş, her yer serbest. Niye hiç böyle, efendim e, beni şimdi kimse tutmaz? E, Akit gazetesine ben ne yaptım? Akit gazetesine dedim ki, bunların reklamlarını yapmayın, burada sahabeye kafir deniyor, e, bunu seyredenden itikadı bozulur, siz de sebep olursunuz dedim, bu kadar. Ben bunu dedim diye niye şimdi ben düşman oldum? Benim aleyhime yazılar yazılıyor. Ne yapmışım ben? Ya. Kardeşler burada gördüm diyor ki sevginin alameti diyor. Sevdiğinin uğrunda diyor. Herkes diyor darılsa da göze alacaksın diyor. Sevdiğinin uğrunda kim kızarsa kızsın göze alacaksın diyor. Adama diyorum senin ananın hakkında bunu konuşsa sen buna bu itibarı gösterir misin? Duruyor. Nasıl Müslümansın yahu? Anana babana konuşana itibar etmiyorsun. Onları sevmiyorsun. Onların aleyhine gidiyorsun. Peygamberin hakkında iftira atıyor. Sahabe iftira atıyor. Sen hala diyorsun ki o da bir görüştür. Bak 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 bak. bak. O da bir görüştür. Böyle şeyler efendim birbirinin aleyhine gitmemek lazım. Şimdi kafirleri güldürmemek lazım. Müslümanlar aramızda bölünmemek lazım. Yahu kardeşim Danimarka'dan ne farkı kaldı bu işin? Yani Danimarka karikatür yapıyor. Bütün İslam alemi ayağa kalkıyor peygamberin aleyhine diye. Bu adam 3 Muhammed kitabında diyor ki cinsel gücü falan diyor hep uydurma diyor. Palavra diyor. Süleyman Aleyhisselam'a rakabet için diyor. Karizma katmak için hadisleri uydurdular diyor. Ebu Ureyre'lere diyor. Enes İbni Malik'lere diyor. Bukhari'lere diyor. Kabul Ahbar'lara diyor. Danimarka ne be? Danimarka ne yapmış? O zaten gavur. E Danimarka zaten gavur. E gavur peygamberi sevmesi beklenemez ki. Gavur gavurluğunu yapacak. Kış kışlığını, puş puşluğunu yapar. Öyle mi şimdi? Domuzdan dost olmaz, gavurdan post olmaz. Tamam. E ben Danimarka'nın net ne yaptığına ne bakacağım? E sen adam dini kitap yazıyor. Böyle vaaz yapıyor, böyle millette gitmiş dinliyor. Adam da diyor ki bu peygamberin fazilet yok, benim gibi adam diyor. Kitapta yazı açık. Ortada. Benim gibi adamdan kalmıyor. Ben de onun gibi adamım diyor. Bak iki cümle var. Cümlenin tekini alma. Benim gibi adam diyor. Ben de onun gibi adamım diyor. Bu kitabında ya yazılı. Bu yanlışları çıkartsın. Tövbe etsin. Biz de yapmayalım. Ama bu yanlışlar durdukça biz cevap vereceğiz. Mecburuz. Bizim anamız babamıza dokunandan daha ileri gitti bu. Canımıza dokunandan ileri gitti. Vallahi bana sövse ben hiçbir şey demem be. Irzımı helal ettim. Irzımı helal ettim. Ha karikatürlerden tut bütün gazete her gün benim hakkımda ne alay edenler var var. Bana ne? Ama benim peygamberime dokunma be. Benim hakkımda konuşsan ben sana reddiye yapmam. Lüzum bile görmem. Ben bir reddiye yapıyor muyum kendi aleyhimde konuşanlara? Ama ben peygamberim bu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah rızası için sizi sevginizi tazelemeye davet ediyorum sevginizde samimiyete davet ediyorum. Bu Arifan dergisinin reddiyeleri çok önemli. Bu normal bir vazife görmüyor. Bu ehli sünnetin yayılmasını sağlıyor. Herkesin itikadı düzeliyor kardeşim. Bu internet siteleri bunlar boşuna açılmadı. Bak bu kadar zahmet çekiyoruz. Niçin? Yayılsın. Bu haberler duyulsun. Kimsenin şahsına hakaretimiz yok. İnsaniyetine, şahsiyetine saygımız var. Bu görüşlere saygımız yok. Bu görüşler batıldır. Bizim kimsenin şahsıyla da derdimiz yok. İşte sevgiyi söylüyor. Burada sevgiden bahsediyor. Ben mi uyduruyorum burada? Bu sevgi nasıl olacak? Nasıl sağlanacak? Ya. Şu hadis-i şerifler, şu müjdelere baksana. Hazreti Sevban radıyallahu anh Efendimiz'e sevgisi e, rengi atmış, benzi solmuş, hiçbir hastalığı yokken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma liye ya sevban Hazine, Ey sevban sen niye üzüntülü görüyorum? Resulullah'ın azatlısı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ya Resulullah ben bir hastalığım yok. Yok senin bir derdin var. Erimiş gitmiş ya. Yemekten içmekten kesilmiş her şeyden kesilmiş. Derdin ne? Resulullah Efendimiz'in hizmetinde bulunuyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ya Resulullah. Lent ehabbüleyemini mali. Ailemden, malımdan, canımdan bana daha sevgilisin. Ben seni bir düşünüyorum. Seni düşündüğüm zaman seni biz görmemişiz ya görmemişler anlayamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gören anlar o sevgiyi. Biz şimdi sevgi tabii duymakla bizimki. Ama bizim de inşallah sevgimiz makbul olur. Ben seni düşünüyorum. Düşününce dayanamıyorum. Dayanamayınca ne yapıyorum? E, geliyorum bir bahane ele senin hizmetindeyim ya odaya giriyorum, çıkıyorum. Ya efendim mescitte sen namaza çıkıyorsun. Mutlaka seni hatırlayınca dayanamıyorum. Dayanamayınca gelip seni görüyorum. E tamam. Dedi bunda ne var? Ne var dedi. Ve dekar ve mevdek. ben de vefat edeceğim. Siz de vefat edeceksiniz. Ben şimdi orayı düşünüyorum. E, ne olacak o zaman? Fe E sen peygamberlerin en yükseğine çıkacaksın. Ben cennete gideceğim şüpheli. Girsem bile ve in dekhal Cennete girsem seni hiç göremem ki orada. Ben hangi kattayım? Sen hangi kattasın? Derde bak. Uykusunu kaçırmış, iştahını kaçırmış, rengi benzemiş, zayıflamış. Görüyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki E sen bana bir şey dedin ama bunun cevabını ben veremem. Kim verecek? Allahü Teala. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla bildirmeden bilemez ki cennette görüşebileceklerini, ziyaretleşeceklerini. Her şey vahiylen. Mevla da ne burada? Estağfirullah. فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما جل جل سوبان جل رضي الله عنه Ne oldu sana? Ayet geldi, müjde geldi sana. Sen Allah Resulüne itaat ediyor musun? Ediyorsun. Tamam. Cennette göremem diye korkma. Çünkü Allah Teala söz verdi. Allah Resulüne itaat edenler kim olursa olsun. Velev ki sahabe olmasın, bizim gibiler olsun. Allah'ın en çok iyiliğine mazhar olan kimler? Peygamberler, sıttıklar, şehitler ve salihler dört zümreyle beraber olacaklar. Bunlar ne güzel arkadaş olacaklar. Resulullah çağırdı, ayeti okudu. Hazreti Sevba'nın da Neşesi yerine geldi, iştaha açıldı. Yoksa hiç, ölecek. Niye? Ben size nasıl dayanacağım diyor. Ya. Bu ad-i kerimenin sebebin üzülünde. Yani Resulullah'ı sevmenin sallallahu aleyhi ve sellem tek sevabı var diyelim, o da nedir? Dünyada, ahirette onunla beraber olmak. Allah cümlemize bu sevgiyi ve karşılığını nasip eylesin. Şimdi, bizden bahsedelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden bahsetti. Ebu Reyr aldı ya Allah'ın tarifi hadis-i buyurdu. Mineşeddi ümmeti li hübben Beni en çok seven ümmetlerim, ashabım, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Ömer, bunlar çok sevdiler. Canlarından ileri sevdiler, tamam. Fakat buyurdu, beni en çok seven, şu anda sizlerin, sahabemin arasında beni en çok sevenler var ya, Sadece siz değilsiniz. Bana karşı sevgisi en kuvvetli olanlardan bir kısmı da nasun yekunune ba'di beni görmeyecekler. Benden sonra olacaklar. Şimdi biz onlardan olma bakalım. Kapı açık bize bak. Sahabe olma şartı getirmiyor. Beni en çok seven ümmetimden bazıları diyor beni görmeyecekler diyor. Benden sonra gelecekler yevdu hadum bi ehli ve mahalli. Ama o kadar beni sevecekler ki ailesinin çoluk çocuğunu, malını, her şeyini verse de beni bir kere görse diye temenni edecekler. Şimdi bizim onlardan olma imkanımız var. İnşallah onlardanız inşallah. Ben öyle görüyorum. Yani ki şimdi malımızı, canımızı, çoluk çocuğumuzun hepsini feda edip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere görmek isterdik yani. Bu bizim vasfımızı tutuyor. Tutuyor ama o görme meselesinde bir cezbe geliyor, bir muhabbet geliyor. Sonra sünnetlere uyma meselesinde onun yolunu muhafaza meselelerinde orada bir gevşeklikler bizde hasıl oluyor. Bunu dengelememiz lazım inşallah. Yani o sevgiye göre onun bizi gördüğünü, gözettiğini düşünerek e şimdi ben yani o sevgilimin, o canımdan çok sevdiğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkını, hukukunu, ırzını, şerefini muhafaza ve müdafaa uğrunda bir konuşma yapıyorsam, bir adım atıyorsam, bir davet tebliğ yapıyorsam, bir reddiye yapıyorsam, insanları uyarıyorsam, insanlara onun sevgisini açlamak için konuşuyorsam, gayret gösteriyorsam o beni görüyor. O beni görüyor ya. E sana özel muamele yapmaz mı? E bu kadar evliya Allah ne? Niye seçti sevdi? Hepsiyle kimiyle nasıl uyanıkken görüştü. Kimisini rüyada teşrif etti. Bak Gazı Yaz Hazretleri bu şifa şerifi yazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu rüyasında geldi ziyaret etti. Dedi ona ki ya yaz beni çok methettin. Efendim bu kitabı yazdın. Benim bütün vasıflarımı bunda topladın. Ben seni cennetle müjdeledim dedi. Bu şifa şerif öyle kitaptır ki okuyanlara da cennet müjdesi var ya. Okuyanlara da cennet müjdesi var. Sevenlere bak Moritanya'dan bu e, Senegal tarafı Moritanya'dan bazı bunlar da Arap insanlar geldiler. E, seyitler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunları orada. Faziletli insanlar geldiler. Bu şifa şeriften bizim bastığımız hediye ettik onlara falan. Dedim sizde var mı şifa şerif? Olmaz olur mu dedi. Biz de devamlı okuyoruz, okutuyoruz. Bizdeki adette dedi. Ağır hasta veya hafif hasta yatarken mutlaka her hastanın yanına bir şifa şerif kitabı konur dedi. Bereket için orada durur dedi. Okumasa da yanında koyarız hastaların dedi. İtikat. Çünkü bu tamamen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkına yazılmıştır. Efendimiz haberdardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Sahabe-i kiramın sevgisi Amr ibn As Hazretleri radıyallahu anh onun da aleyhine çok konuşurlar. Niye? Amr ibn As'ı hiç sevmezler şialer Kafir derler ona. Niye? Hazreti Muaviye ile beraberdi diye. Halbuki Amr ibn As büyük sahabeydi. Mısır'ın Fatihi, Mısır'ı hep o Onun sözü ne diyor? Ma kana ahadun habbe ileyye sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimse bana Resulullah'tan daha sevgili gelmiyordu. En çok onu seviyordum diyor. Bu sözü söylemek kolay bir şey değil. İspat isteyen bir söz bunlar. Bunlar her şeylerini feda ettiler. Ondan sonra efendim Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'e ne diyor? Babası Müslüman oldu Ebu Bekir Sıddık'ın. Mekke fethedildiği gün Ebu Kuhafe babasının adı radıyallahu anh ben beyaz sakallı falan yaşlı hatta getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ne getirdiniz yaşlı insanı biz ona giderdik falan. O Müslüman oldu tabi Ebu Bek Sıddık ne kadar sevindi, babası ne kadar sonra Müslüman oldu. Hani cehennemden kurtuldu. Şimdi Ebu Bek Sıddık'ın en sevinçli günü değil mi? Ama ne dedi? Ya Resulallah dedi. Keşke senin amcan Ebu Talip Müslüman olsaydı benim gözüm daha aydın olurdu dedi. Yani babam cehennemden kurtuldu ama senin amcan kurtulsa daha sevinirdim dedi. Anladınız mı sevgiyi? Anlayabiliyor musunuz? orada babasının kurtuluşunu kutlarken buruk acı yaşıyor. Niye? Resulullah'ın amcasına nasip olsaydı keşke. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Hazreti Ömer'in sözü. Kime dedi bunu? Hazreti Abbas'a dedi. Hazreti Abbas Efendimiz'in amcası. Ne zaman Müslüman oldu? Bedir Muharebesi'nde Müslüman oldu. Hazreti Ömer ona dedi ki vallahi dedi senin Müslüman olman dedi Hattab'ın Müslüman olmasından bana daha sevgili geldi. Hattab kim? Hazreti Ömer'in babası. Yani benim babam Müslüman olmaktan daha çok sevindim, senin Müslüman olmana. Çünkü sen Resulullah'ın amcasısın. Ben neye bakarım dedi, Rasulullah hangisine daha çok sevinir? Senin Müslüman olmana daha çok sevinir dedi. Sevgiden biraz misaller veriyorum. Nümuzeçler, örnekler, sevgi nasıl oluyor yani? Te tercih, tercih. Sevgi tercih getiriyor. Evet. Anlatıyorum size. En sardan bir hanım, babası şehit oldu. Uhud günü Resulullah ile beraber sallallahu aleyhi ve sellem harbe katıldı. Kadının babası, kardeşi, kocası. Üçü de şehit oldu. Yetmiş şehitte. Efendim gelene gidene soruyor. Kocam ne oldu? Şehit oldu. Ma Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah ne oldu diyor. E, oğlunu soruyor. Diyorlar şehit oldu. Şey. Efendim kardeşini soruyor. Diyorlar şehit oldu. Resulullah ne oldu diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kocası soruyor diyorlar şehit oldu. Diyorlar ma faale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar hayra ha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bihamdillah kema tuhibbin senin istediğin gibi güzel hayırlı vaziyette Resulullah bir şey olmadı. Fakat tabi şeytan dellal bağırttı ya öldü diye Uhud'da bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat haberini şeytan çıkarttı. Kadın inanmıyor. hatta anzureli. Bir gösterin bakacağım diyor görmeden duramıyor. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiler, geldi görünce Kullu musibetin ba'deke celelün ya Resulallah ya Resulallah diyor sen ki sağsın senden sonra kocam ölmüş kardeşim ölmüş, babam ölmüş hepsi hafif diyor. Hiçbir şey bana zor gelmez daha. Sen ki sağsın. Bu ayrı bir mesele. Bu sevgi tabi görmenin getirdiği bir coşku. Biz de görsek o halde olabilirdik tabi ama Allah görmeden nasip etsin inşallah. Amin. Hazreti Ali bende soruluyor. Sizin Resulullah'a karşı Sallallahu Aleyhi ve Sellem sevginiz nasıldı? Şimdi Hazreti Ali Efendimiz tarif edecek o sevgiyi. Sevgiyi tanıtacak, niteleyecek, vasıflayacak. Nasıl ta tarif etti onu? Kane vallahi ahabbe ileyna. Allah'a yemin ederim ki diyor Resulullah bize daha sevgiliydi. Neden? Min envalina. Mallarımızdan ve evladina bütün çocuklarımızdan ve abayina babalarımızdan ve ummatina annelerimizden şimdiki iş geldi kendi canına nasıl anlatıyor bak ve minel ma'il baridi alavvamei çölde kızgın güneş altında kızgın kumların üzerinde efendim yanmışsın ciğerin parça parça olmuş dudaklar patlamış su diye öleceksin o diyor sıcakta diyor Efendim bir adama diyor serin su bir de, serin su sıcak su da değil. Serin su ne kadar sevgiliyse işte insanın canının düşkün olduğu en önemli bir misal bu. Vallahi Resulullah bize o ölecek adamın su diye bağırana gel gelen serin suya olan sevgisinden daha sevgiliydi. Nasıl tarif etti? Döküldük. Hep döküldük biz. Bizde nerede bu? Ölüyorsun, su diye bağırıyorsun, serin su geliyor. Sen o, o sudan daha çok seveceksin, onu tercih edeceksin. Ayrı bir şey. İşte onların din anlayışı, peygamber anlayışı sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar yüceltmeci oluyor. Bu sahabe abartmış. Değil mi? Bunlar abartmış canım. Çünkü adam diyor ben de onun gibiyim deyince demek onu da o kadar sevmemiz lazım. Öyle ya şimdi. O benim gibi adam diyor ben de onun gibi adamım diyor. Bu sefer bunu da o kadar sevmemiz lazım geliyor biliyor musun? Ya çünkü o zamanda da ne diyor? Bunlar abartmış ya. o kadar sevmek lazım değil. Sahabe bunlar. Hazreti Ömer gece çıkardı evleri kontrol ederdi. Meşhur kontrollerini duymuşsunuz kıssalar. Bir gün baktı ki bir evde bir ışık yanıyor. Mübarek de müfettiş gibi her şeyi denetlerdi. Aç mı kaldı, susuz mu kaldı? İşçi mi içiyor, ne yapıyor? <laughs> Ooo Hazreti Ömer'in Valiliği radıyallahu anh. Valilik yönetim demek yani. Onun yönetimi acayip bir şey. Baktı ki bir yaşlı koca kadın e, ihtiyar yün dokuyor, örüyor. Bir yandan da ne diyor? Efendim işte, beytler okuyor kadın. Araplarda edebiyat çok. Ala Muhammedin salatu'l-ebrar sallallahu aleyhi't-tayyibun el-ahyar. Kad kunt qawwamen bil-eshar. Ali Teşhiri ve Menayat var <laughs> hel ve habibi Dar efendimiz vefat etmiş sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer dönemi. O da efendimize salavat okuyor sen gece sabaha kadar namaz kılardın ya Resulullah seherlerde ağlardın. i̇şte sen vefat ettin gittin bizi bıraktın. Acaba diyor benimle o sevgilimi bir ev bir araya getirecek mi? Bir yerde buluşacak mıyız ahirette diye. Böyle kadın ağlıyor içeride bir yandan salavat okuyor gece yalnız tek tek peygamber aşkıyla Hazreti Ömer de kapıda durdu o da başladı oturdu ağlıyor dışarıda yani gece kimse yok bir... derdi ne? derdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Ömer büyük sahabi ayağı uyuştu bazı kere insan ayağı uyuştuğu zaman böyle çok acayip bir ağrı olur bana arada oluyor o böyle çekemiyorsun kıpırdatamıyorsun bir acayip bir şey Nasıl geçecek o uyuşma? Bu Bukhari'de var, Edebi Müfret kitabında. İbn Abbas dedi ona herhalde. Üzgür ile gezül ang. Dedi ki en sevdiğin insanı aklına getir uyuşman geçer. İlaç ilaç. Ani bir uyuşma geldi. En sevdiğin insan kimse onu hatırla uyuşman geçer. Hemen Ab İbn Ömer dedi ya Muhammed'a ah, sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed'im dedi. Efendimiz yok orada. Vefat etmiş. Bak sonrasından da ona şefaat istemek, ona ya Muhammed diye Allah almak caiz miymiş? Heh. Der demez ayağı açıldı. Ya en sevdiğini an diyor. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyorlar. Harbe giriyorlardı Yemame vakasında. Va Muhammed ay bizim Muhammed'imiz diye diye sahabe harbe öyle giriyordu. Efendimiz'i böyle anıyorlardı. Zorlukta, darlıkta, vefat anında. Hazreti Bilal radıyallahu anh vefat ediyordu. Şam-ı Şerif'te Hanım oradan üzülüyordu. Vah ey benim üzüntüm. Bilal'im gidiyor. Hazreti Bilal de ya, ölüm döşeğinden söylüyor. Vah va, vay benim sevincim. Hanımı da anlamıyor. Niye böyle diyor? Gaden el gale Muhammeden ve hizbehu. Yarın sevgililere kavuşuyorum. Muhammed'e ve arkadaşlarına kavuşuyorum. Sallallahu anh. Ya ölüm üzmüyor, korkutmuyor, ağlatmıyor, telaşa düşürmüyor. Niye Resulullah'a kavuşacağım diye. Biz de öyle sevgi itaat olsa biz de ölümden korkmayız. Ama biz kaçak adamız, kaçak. Onun için sıkıştık mı? Vay anasını yüzümüz var mı acaba diye düşünüyoruz. Hüzeyfe İbni İl Yaman Hazretleri de aynı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavuşacağını vefatından evvel sevincini izhar etmişti. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Bir kadın geldi sahabeden bir kadın dedi ki ilk fiili Resulullah O zaman Ayşe anamızın evinde olduğu için kabir, kabri şerif ta Ebu Bekir Sıddık da vefat etmemiş. Tek Efendimizin kabri var onun odasında hücresinde. Dedi ne olur dedi perde var böyle kabri şerifin üstüne perde gelmiş. Ayşe annemiz o zaman tabi odada rahat dolaşıyordu. Sonra Ebu Bekir Sıddık gömüldü. Onun yanında da böyle normal ev kıyafetleriyle odada duruyordu. Sonra Hazreti Ömer gömülünce dedi biri babam biri kocam eşim diye rahattım şimdi Ömer geldi e, o benim mahremim değil yabancı onun için az Ömer geldikten sonra tamamen çarşafıyla duruyordu odada vefat etmiş ama Ayşe anamızın anlayışı bu içtihat açar mısın dedi Resulullah'ın perdesini kabrini bir gösterir misin bana açtım diyor kadın diyor başta orada oturdu ağla 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 orada öldü vefat etti diyor öldü diyor orada yani sahabe-i kiramdan niceleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve vefat ettiği anda vefat ettiler. Haber gelir gelmez vefat ettiler. Sevgiye bak. Ondan sonra efendim kör olanlar oldu. Bir tanesi ne dedi? Allahümme amini hatta la rahim ba'de habibi hatta habibi. Ya Rabbi dedi ben bu zamana kadar onu görmekten metalanıyordum, faydalanıyordum. Cemaline bakıyordum. Şimdiki o vefat etti. Beni kör et de şu anda. Daha hiçbir şey görmeyeyim ta ki ölüp dirileyim. Dirildiğimde de gözümü açarsın onu göreceğim zaman da bana onu göstererek açarsın. Böyle kör olayım dedi. Kör oldu. Sahabeden. Kurtubi tefsirinde yazıyor bunu. Daha nice sahabi. Hazreti Ömer'in aklı gitti ya. Öldü diyene öldürürüm dedi. Cinnet geçirdi yani. Koca Hazreti Ömer akıl ve dirayet timsali cinnet geçirdi. Sevgi bu. Sevgi, hakiki sevgi bu şeydi. Nerede bizde öyle sevgi? Ondan sonra Hazreti Osman tutuldu. Ayağından kalkamıyor. Hazreti Osman kalkamıyor. Epey zaman ayağa tutmadı hiç. Felç gibi. Kütürüm kaldı böyle. Kaç gün sonra açıldı. Sahabe-i kiramın başına gelenler. Zeyd İbni Define radıyallahu anh bu zat sahabeden yakalandı. Tenim denen Ömre orada dar ağacına gerdiler. O zaman Ebu Süfyan Müslüman değil. Mekke müşrikleri bunları yakaladılar. Hubeyb Hazretleri de var. Üç sahabiydi onlar. Ebu Süfyan o zaman dar ağacına sesleniyor. Ey Zeyd! Allah aşkına doğru söyle dedi. Bu Muhammed'e dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Uydunuz dedi. Bak şimdi de yakalandınız. Efendim. Burada şimdi asılacaksın dedi. Çoluğum var, çocuğum var. Biliyorum ki de onlar şimdi o zamanki kafayla, şirk kafasıyla düşünüyor. Biliyorum ki şimdi dedi sen de isterdin ki yani çoluk çocuğunun yanında olsan bir de ne anladı bak bak ne kadar yanlış anladı. Şimdi sen de isterdin ki senin yerine o burada daracına ağacına gerilseydi de onun boynu vurulsaydı değil mi? Sen kurtulsaydın isterdin. Hiç şirk kafası anlar mı İslam kafası? Deyince Hazreti Zeyd dedi ki vallahi Ma uhibbu Muhammed'in fi fi tusibu ve Değil dedi ben burada Daracından ineceğim de o gelecek. Şu anda o Medine'de oturduğu yerde ayağına diken batacağına ben burada asılayım dedi. O, o, benim yerime değil. O durduğu rahat yerinde ona diken batacağına ben ailemi daha görmeyeyim ben gideyim dedi. Ebu Süfyan şaşırdı kaldı. Dedi vallahi Muhammed'in ashabı sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'i sevdiği kadar dünyada kimsenin kimseyi sevdiğini görmedim. Ve bunu Buhari'de de rivayeti var. Sonra tabi Müslüman oldu radıyallahu anh. Fakat o zaman diyor ki ben Kisra'yı da gördüm, Kayseri de gördüm. Rum kralının, Acem kralının, dünyadaki en büyük kralların yanındaki adamlarının onlara saygısını, hürmetini de gördüm. Ama Muhammed'in ashabının sallallahu aleyhi ve sellem ona olan saygısı gibi bir saygı görmedim. Çünkü bir kere Yine iman etmeden evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğu bir zamanda bir baktı ki tükürüyor mübarek tükürüğü hiç yere düşmüyor. Hep alıyorlar üzerlerine sürüyorlar. Mübarek burnundan bir şey çıkıyor. Hemen onu alıyorlar üzerlerine sürüyorlar. Abdest alsa birbiriyle savaşıyorlar. Abdest suyu benim üzerime dökülecek, benim üzerime dökülecek. Bu Bukhari'de de var. Vallahi dedi ne Kisra'lar ne Kayser'ler gördüm ama bunun ashabı bunu sevdiği kadar hiç kimsenin adamını sevdiğini görmedim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu sahabe Doğru mu yapmış? He? Ama Mustafa İslamoğlu diyor ki sahabe avamdı. Sıradan insandı. Ve onun için peygamber de onlardan rahatsızdı. Razı değildi diyor. Nasıl diyebilir bunu? Hem de kim için diyor? Hudeybiye Musa'lahasında bulunan Beyat-ı Rıdvan ehli ağacın altında biat eden, cehenneme asla girmeyecek diye hadisi Müslim'de geçen Len yeli cenne arahadun şeyde ve Bedir'de bulunanlara, Hudeybiye'de bulunanlara hiçbiri cehenneme girmeyecek Resulullah söz veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Kur'an'da yemin ediyor. Laqad 'anil mu'minin O ağacın altında sana biat edenlerden. Yemin ediyorum ben razıyım Allah buyuruyor. 1500 kişi Hudeybiye, Bedir 313 kişi, Hudeybiye 1500 kişi. O vaziyette adam diyor ki Hudeybiye'de bulunanlar için aşırı böyle ona Tükürüğünü işte mübarek üzerine sürüyorlarmış falan ya. Onlar diyor çok sıradan insan diyor böyle yani. Rastgele adam diyor. Peygamber de çok rahatsız oluyordu. Hiç razı olmuyordu diyor. Allah Allah. Allah razı olduğuna dair ayet indiriyor. Bu da peygambere iftira diyor. diyor Peygamber razı değildi onlardan diyor. Allah'ın razı olduğundan peygamber razı olmaz mı? Biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Ya Rabbi. Bu insanlar dinleniyor, bunlara söz veriliyor, bunlar hoca diye tazım görüyor, hürmet görüyor. Kendilerine en ufak bir edepsizlik, saygısızlık yapılsa moralleri bozuluyor. Kendileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu kadar efendim ağır laflar sahabeye söylüyorlar. Kimse onlara nasıl böyle yapıyorsun kardeşim, niye böyle diyorsun demiyor. Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir peygamber sevgisi? Bu nasıl bir zamana geldik ya? Koca koca İslami medya, İslami yazarlar, çizerler, İslami gazeteler, dergiler. Ya bu adam benim peygamberime ashabına böyle şeyler söylüyor. Ben de buna görüşlerine saygı göstermeyeyim demiyor. Ya ne diyor? Ya olsun onda bir görüşü var, onda bir fikri var. Efendim onu da doğru anlamak lazım. Neyini anlayacağım ben? Durum bu. Sahabe-i kiram hali bu. Evet. Ta Mekke'den kalkıyorlardı. Kadını erkeği hicret ediyorlardı. Niye hicret ediyorlardı? Allah Resulü'ne hicret ediyorlardı evini bırakıyor. Kocasını bırakan kadın var. Çünkü kocası müşrik. Ne olacak? Onun iki altında duramaz. Kalktı Medine. Geliyor. Bir kadın Medine'ye geldiği zaman, hicret ettiği zaman Mekke'de evini, barkını, çoluğunu, çoluğun her şeyini bırakmış. Ya kadın başına. Mekke, Medine ne kadar uzak. Kalkmış o kadar yol tepmiş. Geliyor hicret ediyor kadın başına. Sevgi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona derdi ki yeminet bakalım. Niye yeminet? Kocana kızdığın için gelmedin. Mekke'nin toprağı kayalık idi, sert idi, bir şey yetişmiyordu, bitirmiyordu diye gelmedin. Medine hurmalıktır, yeşilliktir diye gelmedin. Ya ancak Allah ve Resulüne sevginden dolayı geldin. Yemin et bakalım diyor. Kadın yemin ediyor. Resulullah da kabul ediyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anladın mı? Bu hanımlarda da neler var? İşte bak geldi orada ağlamaktan kadın öldü ya kabri şerifin başında ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinin üzerinde öldü ya. Bu nasıl bir sevgi? Olmaz olur mu? Nasıl lazım? Evet. An Şimdi sevgiyi anladık. Sevmek lazım. Tamam. Her şeyden çok sevmek lazım. Canımızdan çok sevmek lazım. E mecbur artık. Zaten "Canımı Peygamber'den çok seviyorum." dese kafir olur. "E kafir olmayayım." diye de kimse böyle bir şey demez. Demez ama kalpteki durum, vaziyet tespiti ne alemde? Mevla ispat istemez mi? İster. İşte onun sevgisinin de neleri var? Alametleri var. Bu alametler. Şimdi burada tabi baya bir ders var. İnşallah diyorum e, Allah bir mani vermezse bir dahaki derste de zannedersem Rebül Evvel ayında olacak. 15 gün sonra. Ben hafta bir hafta gidiyorum İstanbul dışına sohbetlere. Bir hafta burada kalıyorum sizin için. Sohbet yapalım diye. Yani İstanbul dışında da çok insan var bekleyenler. Oralara gidiyoruz. Elhamdülillah. Şimdi bu sevginin alametleri. Bir tane alamet söyleyeceğiz. Ondan sonra da bir dahaki derste de yani ben bu Mevlid ayının tümünü inşallah Resulullah Efendimizin sevgisi uğrunda geçirmeyi bu derslerden konuşmayı murat ediyorum, niyet ediyorum. Perşembe akşamı da bu devam edecek inşallah. Cuma geceleri daha iki 3 haftamız var. Onlarda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti sevgisi o sevginin üstün gelmesi hususunda e, perşembe akşamı da bunu da e, konuşabiliriz belki efendim bir dahaki 15 sonra biz kendi dersimizden hepsi ondan bahsediyor zaten sallallahu aleyhi ve sellem şifa şerif tümü ona aittir biz kendi dersimize döneriz inşallahur rahman şimdi sevginin alametlerinden en barizlerinden biri neymiş men ahabbe şeyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor kim bir şeyi severse Ekfera min zikri onu çok anar. Ondan çok bahseder. Yani şimdi bir insan birinden çok bahsedince ne derler? Sen de onu anma seviyorsun ya. Nereden anlarlar? Hep ondan konu açmasından. O şöyle yerde, o şöyle içeri, o şöyle Aa o, o burada olsaydı ben şu. Bundan dolayı Salavat-ı Şerife Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Bu meclis şifa şerif dersleri hep salavat meclisleri olması lazım. Yani hep salavata devam edin. Allahu salli ala selam Muhammed ve ala ve sahbihi selam. Şimdi biz hangi aydayız? Mevlid ayındayız. Onun doğduğu ayda neler oldu? Bütün hayırlar onunla doğdu. Bütün şerler def oldu inşallah. Bu Mevlid kitabının Allah bize nasip etti. Çok Allah bana lütfetti bunu. Türkiye'de ee, hiç bir kitapta, bir eserde mevlit okumanın şöyle sevabı var, fazileti var, şöyle edebi var diye bir kitap duymadım. Türkçelerde hiç böyle bir şey duymadım. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin mevlidi var ama onu mevlid anlar okuyabiliyor. Milletin hiçbiri kendi bir mevlid okuma diye bir adet yok. Mevlid okuyacak adam çağıracaklar. Efendim. Halbuki bu ne? Bu aynı Kur'an-ı Kerim okur gibi harekeli harfleri harekeli bir şekilde mevlid okunacak. Ne oku, Evvela ne yapılacak? Cuma geceleri okuyun. Olmadı. Pazartesi gecesi mevlid gecesidir. Her pazartesi doğum gecesidir. Veya pazartesi günü. Çocuğunuz oldu. Efendim sevinciniz oldu. Efendim cenazeniz oldu okuyun. E cenazeyle ne alakası var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şefaat eder. Şefaat eder. Sen onun anısına salavat okursun. Resulullah da senin ölüne sallallahu aleyhi ve sellem şefaat eder. Ondan sonra düğün oldu okuyun. Bir sıkıntın var sıkıntın. İçine bir dert geldi. Başına bir bela geldi. Ne yapacaksın? Mevlüt okunacak. E ne alakası var? Ne alakası var oğlum? Burada çok rivayetler var. Bak. Halife Abdülmelik İbni Mervan. Meşhur Emevi halifesi. O zaman güzel elbise giyen at binmeye rağbet eden yani güzel at bilen güzel kıyafet giyen bir delikanlı var. Bir gün cins bir atın üzerine çıkmış koştururken at aksilik etti. At ne yaptı bunu? Düşürdü. Düşürdü bu sefer de Şam'ın sokaklarında dolaştırıyor. Adam da ata sahip olamıyor o delikanlı, atı durduramıyor. O arada halifenin köşkünün kapısına kadar geldi. Halifenin de orada oğlu kapıda oynarken geldi efendim bir çarptı atlan beraber çocuğu öldürdü. İşe bak şimdi. Kimin çocuğunu öldürdü? Halifenin çocuğunu. Bu ne olacak? Ya zaten normal vatandaş olsa kısastan gidecek. Bir de halifenin oğlu olursa bu, 30 canı olsa gitmesi lazım. Ne olacak bu sefer? Haber halifeye daha gitmedi. Haber ona ulaşana kadar o yakalansın bu çocuk genç getirin bana bakayım onu deyince o kendisi içinden o genç delikanlı dedi ki Allah beni bu musibetten bu beladan kurtarır da canımı bana bağışlarsa bir ziyafet hazırlayacağım Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mevlidini okutacağım. Niyet etti, niyet, niyet, kalp. Mevlid adamı nasıl kurtarıyor? Halifenin huzuruna bunu getirdiler. Bu zaten şaşkın halde. Halife onu görür görmez gülmeye başladı. Bütün öfkesi geçmiş. Ya adam çocuğu ölmüş. Neden anlamadım? Dedi ki delikanlı dedi. Sen büyü yapmayı güzel mi beceriyorsun dedi. Yani beni dedi döndürdün yani. Ben şimdi sana kızmak istiyorum. <laughs> Kızamıyorum. Sana kısas yapmak isteyeceğim. Yapamıyorum. Şimdi sevmek elimizde mi? Kızmak elimizde mi? Allah Allah. Kalbimiz elimizde mi? Bir anda Mevla çevirebiliyor mu? Ya adama kızmak istiyorsun, kızamıyorsun ya. Yani bazen öyle oluyor yani. Şu adama kızayım diyorum, kızamıyorum. Niye? Kalp elimde değil. Seveyim diyorsun, sevemiyorsun. Dedi ya sen büyücü müsün, nesin dedi ya. Yok dedi ben, vallahi dedim. Bir de şimdi bak. Bana büyü yaptın çıkartacak diye. O da korkuyor. Dedi ne büyüsü ya ben ne büyücülüğü ben bir şey mi yok. Dedi seni affettim. Ama dedi benim anlamadığım bir şey oldu. Onu tespit etmem lazım. Ben sana yakalatma emri çıkardım. Sen ne dedin? Bir şey mi söyledin? Bir şey mi okudun? Bir şey mi niyet ettin? Dedi ki Dedim ki Allah beni bu büyük beladan kurtarırsa mevlid okutmak için bir velime ziyafet yapacağım. O zaman halife dedi ki Haydi seni affettim dedi. Bin dinar da o ziyafetin hazırlaması için. Mevlüt ziyafeti için sana verdim dedi. Çocuğumun kanından da helallik verdim. Çünkü hata ile oldu dedi. Hata ile oldu dedi. Bak Mevlüt'ün yaptığına. Aff olarak Mevlüt'ün bir bereketiyle kısastan kurtuldu. Hanım kardeşler. Burada çok hadis-i şerifler, faziletler, rivayetler yazdım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men mevlidi kuntulu şefi'an yevmel kıyam. Mevlidimi okuyan, okutturan, değer verene kıyamet günü şefaatçi olurum. Bu uğurda bir kuruş para harcayana ziyafet hazırlamak, bir fakir fukarayı çağırmak, yedirmek, mevlid okutmak Allah yolunda altından bir dağ infak etmiş gibi olur. Ebu Bekir Sıddık'ın sözleri, bütün ulemanın, evliyanın sözleri bu mevlid kitabında çok bunun baskısına da önem verdim. Güzel olmuş değil mi? değer verdim, sayfalarını bütün her şeyle ilgileniyorum. Tek 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 uğraştım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz olur e, bana salavat getirirken diyor. Güzel salat getirmeye bakın. Onlar bana gösteriliyor. Beğenmemi sağlayın. Ben de bu kitap ona arz olunuyor. Onun beğenmesi için sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah. Efendim. Fahreddin Razi Hazretleri'nin burada bir sözü bu önemli geliyor bana. Her kim mevlit okursa okumanın edepleri de. Neye? Tuza. Bir tuz var. Ama yine de ben size söyleyeyim kaya tuzu bulsanız daha iyidir. Sağlığınız için. Bu öbür tuzlar sentetik kimyasaldır. Vücutta tuza ihtiyacı var. Kaya tuzları alırsanız o daha size şifa olur. Tuz dükkanı açmayacağım ha. Tuzcu muzcu değilim. Ama kaya tuzu ben kendim için istediğimi sizin için de istiyorum. Çünkü öbür tuzlarda bu şey sağlık yok. Bir tuzun üzerine mevlit okunursa veya buğdayın üzerine mevlit okunursa okuyorsun, üflüyorsun ve hatta senin okuduğun yerde yanda duruyor. Veya yenecek bir şey, ekmek, pilav, pirinç. Bir sene ben pirinci okuduydum mevlüt, size pilav yaptıydım. Bu sene de okuduk o lokumları yediniz ya. Şimdi söylüyorum. O zaman canlı yayındaydık mübarek. O lokumların efendim yediğiniz, içtiğiniz hepsinin üzerine okuduk elhamdülillah. Yani mevlid okuduk. Para istedik mi sizden? İstemedik. Arkadaşlar da almışlar kimisi. Allah hayırlarını kabul etsin. Peki bu yenilen şeylere mevlid okunsa mutlaka onda bereket zuhur eder. Ve diyor o ondan yiyen kimsenin yediği nimet allah Teala onu yiyeni affedinceye kadar yerinde durmaz. Devamlı Mevla'ya müracaat eder. Ya Rabbi bunu affet ya Rabbi mevlid Nebi bir suya okunsa, suya, o sudan birisi içse, kalbine bin nur bin rahmet girer, bin gillü illet, hastalık, kin, nefret çıkar. Kalplerin öleceği gün, yani son nefeste herkes bunalıma girer, kalpte iman nuru sönmeye döner ama onun kalbi ölmez. İnsanın diyor altın, gümüş veya paraları var. Bu paraların üzerine Mevlid-i Şerif okunsa, o üzerine mevlüt okunanları diğerleriyle karıştırsa o paralara da bereket vakı olur. Sahibi fakir olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereketiyle eli boş kalmaz. Hiç eli, cebi, kesesi boş kalmaz. rahman. Yani daha burada mevlüt hakkında ben çok şeyleri okumadım. Kandil gecesi, mevlüt gecesi bazılarını rivayet ettim. Onları da burada okursunuz inşallah. Artık adet ediyorsunuz. Resulullah'ı sevenler ondan çok bahsedecekler inşallah. Bu mevri elinizden düşmeyecek. Sevdiklerinize de ulaştırın. En başta üçüncü sayfede sağ taraftan Arapçadan evvel etepler var. Okuyan da dinleyen de abdestli olacak. Allah ve Resulünden tecelliler gelmesi için kalbi de temiz olacak, dili de temiz olacak, elbisesi temiz olacak ve misvak kullansa iyi olacak. En azından diş fırçalasa okumadan evvel istiğfar edilecek. Yani bütün günahlarımızdan estağfirullah diye. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gelir senin günahın için istiğfar eder. İstiğfar edecek. Ondan sonra ben orada Türkçe yazdım Arapça anlamayan için. Burada ayağa kalkma yeri. O ayağa kalkma yeri geldiği zaman hemen ayağa kalkacak. Kütürüm falan değilse özrü yoksa Efendimizin tam doğum anını temsil ettiği için hürmeten kalkacak. Kalkmasa edepsizlerden sayılır. Ayağa kalkıldığında ne diyecek? Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kesin inanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Mevlid okunduğunda orada mutlaka gelir. Bu salatü selamı okuyan kişiye 70 rahmet kapısı açılıyor. Onun için oradan ayağa kalkılacak. Bu edeplerden sonra başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ebtedi'ul imla Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Müstedirran feydal berakati ala ma'ana levvevla. Böyle okunacak inşallah. Eviniz ocağınız hep Resulullah'ın muhabbetiyle dolsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Okuma bilenler, kadın erkek. Okuma bilmeyenler oturup dinleyecek. Ama onlara ne denecek? Siz devamlı salavat-ı şerife getirin. Sağa sola bakıp birbirinize laf atmayın. Dünya kelamı konuşmayın. Bak burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif edecek. Onun nesebi okunuyor, şeceresi okunuyor. Efendim doğumu okunuyor, mucizeleri okunuyor. Ondan bahsediliyor. Onun için onlara da salavat-ı şerif okumalarını tavsiye edin inşallah. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ve sellim. Böylece müjdeler burada daha dolu müjdeler vardır. Hatta bir Yahudi e, kadın erkek karı kocanın mevlit münasebetiyle nasıl Müslüman oldukları, nasıl kurtuldukları burada anlatılıyor. Bu Mevlid kitabında bunların efendim faziletlerini görürsünüz. Bidat olmadığına dair delilleri görürsünüz. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlidini kutlamayı Vehhabiler haram sayıyor. Haşa ve kella. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Mevlidini kutlamak için doğduğum gün diye pazartesileri oruç tutuyordu. Bu husustaki delilleri okursunuz. Çok ilim sahibi olursunuz. İnşallah o ilimlerden de istifade edersiniz. Allah ve Resulü de sizi sever. Allah ve Resulü de sizden bahseder. Allah ve Resulü de sizi zikreder. Evet. Beni metede diyor? Kıyamet günü şefaatçi olacağım. Şimdi koca bir mevlid baştan beri okunmakla sıralı Resulullah'tan bahsediliyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah bana dua edin. Mevlid kıssasını anlatacağım. Yazacağım. Yazdım. Yarısını bitirdim. Mevlid kıssası uzun. O gece olanlardan değil. Ta Allah Teala'nın Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i e ilk yarattığı nurdan başladım. İlk yarattığı nurdan o neler oldu? Alemler yokken, hiçbir varlık yokken Efendimiz nur iken oradan başladım kıssayı. Ta bütün rivayetler şimdi 14 yaşına gelinceye kadar hep yazdım. Artık 14 yaşından sonraki dönem sırayla yazıyorum inşallah. O kitap e, Mevlid kıssası olarak çıkacak. Bu kitabın adı ne? Bu mevlit kıraati. Okunmasının faziletleri, delilleri, müsaadeleri. Efendim, bidat olmadığı. Allah bana bunlar nasip etti. Habibinin şefaatinde nasip eylesin sallallahu aleyhi ve sellem. Ona olan sevgimize saysın Rabbim fazl-ı keremiyle. Bizleri sevgide sadık eylesin. Sevgide samimi eylesin. Allah'ım kalbimize onun sevgisini öyle yerleştirsin, içirsin ki bizim de canımızdan, malımızdan, her şeyimizden onun sevgisini bize üstün getirsin inşallah ve böylece onun hizmetinde daim olalım. Ölünceye kadar onun sevgisiyle, muhabbetiyle yaşayalım. Ölürken de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerden olalım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Men ra'ani fil menam fe seyrani fil Bukhari hadisinde. Şimdi bu ay mevlid ayıdır. Salavat-ı Şerife kitabında ne kadar salavat var? Salavat-ı Muzaffer'da ne kadar salavat var? Salavat-ı Kübra'da ne kadar salavat var? Efendimizin Çeceresi, Nesebi Şerifi bunlar hep o kitapları da 8-10 Dürr-ü Meknun kasidesinde ne kadar ilim var, şerhinde Efendimiz'den ne kadar mucizeler anlatılıyor. Hep ondan bahsedelim inşallah. Hep onu anlatalım, tanıyalım, tanıtalım. İnşallah Rahman bir de onu rüyada görmek var. O rüyada görme kitabıyla da amel edenlerden çok görenler var. Beni kim rüyasında görürse yakında uyanıkken de görecek diyor. Bu hadis nerede? Bukhari'de. Nasıl bir iş ya? Beni diyor rüyasında gören elhamdülillah bana görmek nasip oldu bir kere. Beni rüyasında gören uyanıkken de yakında görecek diyor. Bu hadis kesin kesin Bukhari. Uyanıkken göreceğiz. Ne zaman? Eğer makamımız yükselir de Allah dostuna ilah olursak o başka. O yaka zaten buluşanlar var. Ama o makama gelemeyiz çoğumuz. O zaman bu hadiste ne olacak? E rüyada da gördüm. Uyanıkken görecek diyor. O zaman ölüm meleğiyle beraber gelecek. O kesin. Müslüman ama rüyada gördüyse de garanti müjdesi var. Rüyada gördüyse uyanıkken görecek. Efendimiz söz vermiş. Ölmeden evvel geleceği için daha dünyada ölmeden uyanıkken görecek. Ama kimseyi anlatabilecek mi? O ölüm döşeği artık. Ama efendimizi görmesi ne demek anlamına geliyor? imanını kurtardığı anlamına geliyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada olunca şeytan oraya gelebilir mi? Şey, imanını çalabilir mi? Bazmet. İnşallah kardeşler. Uyanıkken de göreceğiz inşallah. Rüyada da Allah görmeyi nasip etsin. Onunla ilgili bu eserler her sene bir iki tane çıkarma devam edeceğiz inşallah. Allah hizmetimizi kabul etsin. Onu bize hayırlı şahit ve şefaatçi eylesin. Hoşnut ve razı eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı azad eylesin. Amin. 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 Bir çocuk bulunmuş. Hanım kardeşlerle gelen çocuklardan mıdır? Çocuğunu arayan vardıysa. Yukarıda Yarisar Camii var. Şurada bizim hanımların çıktığı yerden doğru düz giden Yarisar Camisi var. O caminin orada bakkal varmış. Bakkalda bekliyormuş çocuk. Allah buldursun, buluştursun. İnşallahurrahman. Başı büyük cemaatinden dursun üstüne. 16 yaşındaki ilim talebesi Meryem Akgün vefat etmiş. Bak 16 yaşında vefat ediyor. Daha niceleri böyle. Yani çok genç yaşta gidiyorlar ama ilim yolunda gittikleri zaman, Allah yolunda öldükleri zaman onlara acınmaz. Onlar peygamberlerle bir derece aralarında olur. İlim yolunda ölenler. Ruhlar için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve rasuluhu hediyelerimizi Rabbim ishal eylesin. Kabilen nur eylesin. Amin. Evet Arif dergisi yeni sayısı çıktı. Buradaki röportajda Efendi Hazretlerimizin bacana Muhammed Keskin Hoca Efendi baya bir bilgiler verdi. Efendi Hazretlerinin şu andaki durumundan, sağlığından, sıhhatinden, hallerinden, Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmelerinden, Fatih Sultan'la görüşmelerinden, Efendi Hazretleri hakkında çok güzel bilgiler var. Efendi Hazretleri hakkındaki son durumları, bilgileri veya bir şey buyurmuş mu, buyurmamış mı, kimin hakkında ne buyurmuş, ne buyurmamış, Burada en sağlıklı kaynak Muhammed Keskin Hoca Efendi'dir. Çünkü neden sıralı yanında duruyor? Aklı da başında hepsini ezberliyor. Efendi Hazretlerinin şahidi oluyor. Hem hizmetçisidir hem de şahididir. Onun için burada bizimle ilgili de Efendi Hazretlerinin verdiği izinler, rızalar onları da yazmış. Siz kimseye kulak asmayın, kimsenin ne dediğine bakmayın. Efendiden hiç alakası olmayan, Efendi Hazretleri'nin yolundan nasip olmayan adamlar şimdi çıkmış yok benim amcam, benim dayım, benim babam, benim anam derken uyduruyorlar, kaydırıyorlar, iftiralar atıyorlar Efendi Hazretleri'ne. Onun için Efendi Hazretleri biliyorsunuz Milli Gazete'de de bir ilanat verdi bu hususta. Bu dergide de bacana güzel açıklamalarda bulunmuştur. İnşallah istifade edersiniz. Sonunda da hazırladığımız dualar faslında çok isteniyor, büyü bozan ayetler. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar varsa hepsini topladım hemen hemen 50-60 ate ulaştı ve 4 sayfa, koca sayfa hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Evinde ocağında büyüden, cinden, sihirden rahatsız olanlar, cinci hocalarla bilmem nelerle uğraşmayın. Allah'ın kitabında şifa indi size. İşte cine de şeytana da Allah yeter. Bu Arifan'ın sonunda ayetlerin hepsinin rakamlarını verdim, faziletlerini yazdım. Büyünün bozulması için hangi hurma yenecek? Efendim kan aldırılması. Efendim neler okunacak? Hangi hadiste okunacak ve hangi ayetler okunacak? Bütün sihirlerin iptaline yetecek artacak. Siz buna devam edin. Allah'ın izni evinizde ocağınızda büyü işlemez. Hatta o ayetleri okunduğu üç gece şeytan giremez eve. Hadis var. Şeytan 3 gece giremez. Nereden büyü girecek cin girecek? Allah'ın izniyle hanımlarda da çok oluyor böyle marazlar illetler sıkıntılar oluyor. Onun için kendileri hasta hallerinde olursalar ayetleri okuyamazlar. O zaman temiz halinde olan okur, o ona üfler. Yine aynı mesele hasıl olur. Kızınıza da Kur'an öğretin, ananız da bilsin. Herkes bilecek. Kur'an'ı herkes bilirse eve ocağa bela gelmez inşallah. Bu dergide bunlar kitap gibidir. Bir daha basılmıyor. Onun için bunu iyi muhafaza edin. Herkese ulaştırın. Sihirden, cinden, büyüden derdi olanlar 7-8 madde yazdım. Bu maddelerle bütün tedavilerini görecekler. Kur'an'dan şifa aramayana Allah şifa vermesin buyurdu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz derdimize dermanı Kur'an'dan arıyoruz ve bulacağız. Allah'ın bulanlardan eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme nâ neselükel cenneh. Ne'ûzibike minen nâr. اللهم انا نسالك رضاك والجنه نعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت المستعان Aleyke'l belagu la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim. Amin. Allahümme minna neseluke minel hayri kullihi acili ve acili. Ma alimna min ve ma lem Başımıza ne geleceğinden haberimiz yok. Bir dakika sonra zelzele mi olacak? Tsunami mi olacak? Yel mi gelecek? Sel mi? Bir şey bilmiyoruz. Başımıza ne inecek? Onun için bildiğimiz bilmediğimiz acil acil peşin veresiye ne kadar hayır varsa hepsini istiyoruz Allah'ımızdan. Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. فنعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın ومحمد مصطفى Muhammed صلى الله تعالى عليه وسلم حقنا eda التعظيم نيتي لبُير الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصاحب الصلاة والسلام وإلى روح روحنا امام ترقنا ثمن دبابة مخصصة أرواح مات مشي Dursun üstün efendi. Merem Akgün talebe kardeşimiz ve şairini Kandil gecesinde okuduk kardeşlerimiz hakkı hukuku olan üzerimizde insanlardan geçmişlerimizden ve bu cemaatin bütün geçmişlerimizden kabirlerde hediye bekleyenlerin ruhlarına gönderilmek üzere El Fatiha.